Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar Düzce. İyi akşamlar internet başında bizleri takip eden izleyicilerimiz. İyi akşamlar Türkiye. Evet, uzun bir zaman önce bu ekranlarda muhalefet her mecrada seçim seçim diye seçimin olmasını arzu ederken tam bundan 6-7 ay önce Düzce analiz ekranlarında 14 Mayıs 2023 tarihinde büyük seçimin olacağını o dönemki konuklarımızla tüm Türkiye'ye duyurmuştuk. Öncelikle Düzce'mize. Şimdi uzun yaklaşık 6-7 ay zaman geçti. Yine bu ekranlarda, yine siyaset analizde, yine Düzce'nin geleceğini, Düzce'nin 15 Mayıs'ta neler olabileceğini, 15 Mayıs'ta nasıl büyük bir değişimler olacağını, memlekette neler olacağını hep birlikte bugünü kayıt altına alıyoruz. Bu akşam benim çok yakının tanıdığım sevgili kardeşim, Düzce'mizin tabiri caizse çok yeni siyasetçisi, oldukça tecrübeli. Herkesin ana akım medyada da heyecanla beklediği bir siyasi partinin Düzce İl Başkanı, Memleket Partisi Düzce İl Başkanı Erdi Cihat Alemdar. Evet, çok yakın bir geçmişte memleket dedi ve genel merkezinde talimatlarıyla Memleket Partisi'nin Düzce İl Teşkilatı'nı kurdu. Kendisi çok genç. Az sonra hep birlikte tanıyacağız. Ben ona hem kendisini hem memleket meselelerini soracağım. Ama önce yaşı genç. Genç yaşta yapılacak o kadar çok şey var ki sevgili izleyiciler. Dans var, müzik var, eğlence var. Ama sevgili başkan memleket meselesi dedi, memleket partisi dedi. Sevgili Cihat, sevgili başkanım, öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Genç yaşta, az önce söylediğim bu kadar şey varken neden siyaset? Önce böyle bir girişgah yapalım. Şimdi neden siyaset? Çünkü artık bu bir sorumluluk meselesi. Birilerinin taşının altına elini koyması gerektiğinin meselesi. Baktığınız zaman siyaset artık şöyle oldu. Siz 50 yaşını aşmış olmanız lazım. Koltuğunuzda oturuyor olmanız lazım. Ofisinizde veya holdinginizde oturuyor olmanız lazım. Cebinizde belli bir miktar para olması lazım. O olması lazım, bu olması lazım. Hayır. Hiçbirinin olması lazım değil. Olması gereken tek şey bu ülkeyi sevmek. Bu ülkeyi seven insanlar bir araya gelirse, genci, yaşlısı fark etmeksizin. O zaman başarı gelecek, o zaman doğru demokrasi gelecek. Yani sevgili başkan, gelenekleri de, siyasi gelenekleri değiştirmek için mi bir yola çıkış var? Bunu en başta söylediğiniz şey çok kıymetli bir şey. Şimdi bakın bunu Murat Bey, ya ben size daha önceden hep abiyle hitap ettiğim için böyle biraz Murat Bey şey oluyor. Benim şu anda evimdeyim. Nasıl rahat ediyorsun başkanım, yani, sıkıntı yok. Burası benim evim. Burada siyasi gelenekler, işte diğer şeyler, yıkılması gereken o kadar çok şey var ki, o kadar çok tabu var ki. Bunu biz sizinle daha önce böyle özelde de çok konuştuk. Evet. Yani siyasette değişmesi gereken şeyler olduğu için biz siyasete girdik. Evet. Sadece ben de değil. Yani evet. Bunu benim genel başkanım da söylüyor zaten. Yani siyasette bir şeylerin değişmesi gerektiğini bizim genel başkanımız da söylüyor. Çünkü artık hal öyle bir oldu ki, yani Türkiye'de siyaset öyle bir hal aldı ki insanlar birbirlerine hakaretler eder olduğu, yaftalar olduğu, etiketler olduğu bu kadar korkunç bir siyaset alanı. Benim yaşım çok genç. Evet, 33 yaşındayım ben. Burada Düzce'de okudum. Üniversite öğrencisi olarak geldim, kaldım. Düzce'yi severek kalanlardanım Düzce ben. Düzce sevdasının altını evet. Çiziyoruz. Ya, Düzce'yi severek kalanlardanım. Zaten şunu da hep söylüyorum. Yani sakın beni Düzce'yle arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar. Ama Düzce'liler eğer Düzce'yi sevselerdi biz Düzce olarak çok daha farklı bir yerdeydik. Yok, Düzce'yi seviyoruz ama seni de çok net anlıyoruz. Sevgili Cihat, onlara yavaşacağız. Bir uzun bir program bulacağız. Evet. Sevgili başkan, Erdin Cihat Alemdar kimdir? Bu Düzceli vatandaşlarımız, seni yakinen tanımayan arkadaşlarımız, Memleket Partisi İl Başkanı merak ediyorlar. Bana evet. Özelden birçok arkadaşım Memleket Partisi kuruldu mu? Evet. Kuruldu dedikten sonra İl Başkanı kim? Ekibi kim? Memleket Partisi'nin İl Başkanı olarak öncelikle senin şahsını tanımak istiyoruz. Sonra ekibinden de biraz evet. Bilgi alışverişi yaparsan izleyiciler açısından da çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Buyurun. Bu iş öncelikle ekip işi, bunu söyleyeyim. Ekibimizin değerli olması çok önemli.
Diğer ilk sorudan başlayarak devam edelim. Erdinç Atalendar kimdir? Erdinç Atalendar İstanbul Üsküdar'da doğmuş. Sivaslı bir ailenin, her Sivaslı olduğu gibi bizimkiler de İstanbul'a göçmüşler. Sivaslı bir ailenin çocuğu. İki kardeşiz biz. Ben en büyük çocuğum. Önce 2 yıllık bir İstanbul Üniversitesi dönemim var benim. İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat okudum. 2 yılın sonunda İstanbul Üniversitesi'ni bırakıp kendi isteğimle yeniden sınava girerek Düzce'de Orman ve Endüstri Mühendisliği bölümüne geldim. Düzce'de 2010 yılında geldim. 2010 yılında Düzce'ye ilk geldiğimde Düzce özellikle üniversite bölgesi bundan çok daha nasıl diyelim? Metruk daha böyle ya, o kadar da demeyelim diye şey yapıyorum. Yani daha böyle küçüktü. Yeni doğmuş daha bir küçüktü. Üniversite. Evet. Çünkü Düzce Üniversitesi 2006. Evet. Çok yeni bir üniversitede daha binalar yoktu. Üniversite içinde binalar yoktu. Geldiğimizde geldik. Düzce'ye ilk geldiğimde şöyle bir benim anım var. Bunu anlatmayı çok seviyorum ben. Otogarda, o zaman otogar Çoban'da. Otogarda indim. Bir tane amcayla beraber geldik. Yaşlı bir amcamızla beraber. Amca tabii bana yolda soruyor. O zaman öğrenci olduğumuz belli herhalimizden. Düzce'de öğrenci sayısı az. Amca sordu, dedi ki talebe misin sen dedi. Evet amca dedim. Dedi ki Düzce'de dedi, kalmayı düşünüyor musun dedi. Dedim ki yok ben düşünmüyorum. Öğrenci olarak geldim. 5 yıl burada okuyacağım. 5 yılın sonunda geri gideceğim. Bana bir bardak su verdi. O bardak küçük sulardan. Dedi ki iç bu suyu dedi. İçtim. Dedi ki sen Düzce'nin suyu içtin, Düzce'de kalacaksın dedi. Güzel bir anı. Amca o kadar içten söylemiş ki bunu. Ben Düzce'den gidemiyorum. Gitmek de istemiyorum. Çünkü bu şehirde ekmeğimi bu şehirde kazanıyorum. Eşim, dostum, arkadaşlarım, sizin gibi değerli abilerim bu şehirde. Yani bu şehri izzet etmek istiyorum. Erdinç Atalendar kısaca böyle bir adam. Evet. Diğer soru ekibimizde bizim isim vermek gerekirse İbrahim Kırıkçı var. Avukat. Avukat İbrahim Kırıkçı Bey var. Daha öncesinde hatta Memleket Partisi'nin kurma görevini için uğraşıp çalışıp zamanından dolayı kuramayıp zamanından dolayı ekibimizde bırakmış. Ekibimizde gençler durumu nedir? Şimdi, esnafımız var mıdır? Tabii ki. Esnafımız var. Merkez İlçe Başkanımız esnaf. Ben mühendisim ama kendi işimi yapmıyorum. Esnafım. Diğer arkadaşlarımız, birçok arkadaşımız, esnaflık yapan arkadaşımız var. Kimyager olan arkadaşımız var. Üniversitede görev alan arkadaşımız var. Yani her kesime hitap etmek istiyoruz. Gençler oldukça yönetimimizde var. Çünkü bugün bizden genel merkezimiz istiyor. Diyor ki der ki yönetiminizde en az 3'te 1'lik kesimi gençlerden oluşması lazım diyor. Bizim bir gençlik kolları olayımız yok. Zaten hepimiz gençiz. Hepimiz gençlik kollarıyız biz. Yani gençler ağırlıklı olarak da çalışmalarımızı biz sürdürüyoruz. Evet. Gençlerin o teveccühü de çok güzel. Yani sokağa çıktığımızda aldığımız tepkiler çok güzel. Gençlerin olması şundan önemli. Murat Bey sabah kahvaltı yapıyorsunuz. Çocuğunuz, işte eşiniz. Orada çocuğunuz diyor ki Muharrem İnce diye bir adam var. Konuşuluyor. Evde konuşmaya başlıyor gençler. Gençler konuştukça anne ve babanın aklına yatmaya başlıyor. Yani Türk siyasetinde bundan belki de hala da Taşra'da Anadolu'nun birçok kesiminde geleneklerde ebeveynlerden çocuklar etkisi olurdu. Evet. Yani ebeveyn X partisi mensubuydu. Evet. Çocuklar da aynı babalarını takip ederek evet. Süreç yönetilirdi. Memleket Partisi sanki bunu yıkıyoruz. Bir evet. Ters ilişkiyle süreç yönetiyor. Olması gereken oluyor aslında. Yani çocuklar babalarını etkiliyor artık. Yani, çünkü olması gereken de bu. Artık devir gençlerin devri. Şimdi ben daha önce sizin gazetenize bir köşe yazısı yazmıştım. Yine evet. Bu buralarda arkadaki masada otururken yazmıştım. Z kuşağı işte tüketen kuşak geliyor. İşte tüketim toplumuna bizi götürecek diye bir makale yazmıştım. Köşe yazısı yazmıştım. Ben hepsinden ayrı ayrı özür diliyorum. Gördükçe diliyorum. Yani parti binamıza geldikçe diliyorum. Sokakta gördükçe diliyorum. Burada da ekranlarda diliyorum. Çünkü bu çocuklar aslında bizim sandığımız gibi, en azından benim sandığım gibi sadece tükenen çocuklar değillermiş. Tükenen çocuklarmış. Biz çocukları biz köreltmişiz. Biz çocuklara demişiz ki sadece genç başkan olarak kendine de bunu sorumluluğu üstlenecek kadar bir yani, pozisyon alıyorsun. Çünkü ben Z kuşağında değilim ben. O kuşak 96'dan sonrasını hatta kimse göre 99'dan sonrasını kapsıyor. Ama o kuşakta biz haksızlık etmişiz o kuşağa. Çünkü çocukları biz köreltmeye çalışmışız. Ama bu çocuklar bize rağmen hala çıkıp siyaset konuşabiliyorsa korkmadan. Bakın şöyle söyleyeyim size. Düzce küçük bir yer evet. İnsanlar korkuyor da anlıyorum bunu. Yani çünkü siyaset artık demin en başta söylediğimiz gibi korkunç bir hal aldı. Evet. Korkutulan bir hal aldı. Evet. Ama korkmayan gençler var.
Yarının kaygısını yaşayan gençler var. Herkes kendini zaten onunla elemiş, yerini almış insanlar. İşte ya ben nemalanayım buradan. Ben buradan devam edeyim. Bunları bırakan gençler var. Biz bu gençlerle beraber, bakın Ankara'ya gittik. Anıtkabir ziyaretine. Genel başkanımızla beraber. %50'si gençlerden olmuş. Ve hepsi o kadar güzel pırıl pırıl gençler ki. Başka bir X partisi oraya gitseydi sloganlar atılırdı Anıtkabir'de. Biz saygıdan başımızı önümüzden yukarı kaldırmadık. Yani Z kuşağı diye tarif ettiğimiz kuşak, anladığım kadarıyla siz siyaset yapmaya başladıktan sonra ve gençlerle bu kadar iç içe olduktan sonra umudumuzu gençlere bağlayabiliriz noktasına doğru da gidiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Yarınlar onlara da tabii bu söylediklerimiz sadece memleket meselesi değil, memleket partisi meselesi de değil. Bu memleket meselesi ötesinde bir durum. Yani gençlerimize biz söylediğinize göre bunlarla iç içe olduğunuz zaman, bunlarla siyasi masalarda sohbet ettiğiniz zaman umudun ta kendileri. Kesinlikle. Ne kesinlikle öyleler. Yani pırıl pırıl gençler ve yarın kaygıları olan gençler, bunlar bu ülkeyi değiştirecek, düzeltecek gençler. Evet. Yani genel başkanımızın hep çağrısı var ya, işte gitmeyin. Bunun için gitmesinler. Şimdi bugün bir tweet atmış genel başkanınız. Gençler dans da edin demiş. Evet. Memleket partisinin böyle bir genel başkanında bir dans, TikTok, sosyal medya, tüm dijital noktalarda yaşlısı ihtiyarı, evet, böyle bir dans. Şimdi onunla ilgili de şöyle bir anekdot anlatmak istiyorum. Böyle şey. Genel merkeze gittik, il başkanlığı görevi tebliğ edildi. Mazbatamızı elimize aldık, Düzce'ye döndük. Tabii eşe dostu soruyoruz nasıl gider, nasıl yapar diye. Başarıdan kırtasiyenin önünde reklam yapmış gibi olduk ama belediyenin karşısında bir arkadaşımla sohbet ederken bir tane yaşlı teyzemiz geldi. Emekli öğretmenmiş. Dedi ki hangi partiden evladım dedi. Dedim ki Memleket Partisi, Muharrem İnce'nin partisindenim dedim. Dedi ki ya dedi ben de oy Muharrem vereceğim dedi. Yaşlı bir teyze. Dedim ki peki sizi Muharrem İnce'ye oy verdirten şey neydi? Çünkü daha il başkanlığı yerini almışız ve araştırmak istiyoruz. Bana dediği şey şuydu. Bu çok önemli. Dans eden insanlar görmek istiyoruz. Belki yarın öbür gün bizim gençlerimiz sokakta dans edecekler. Belki de ben buradan seslenmek istiyorum. Dans eden gençler istiyoruz. İnsanlar istiyoruz. Çünkü dans da önemli. Yani kesinlikle dans çok önemli. Yani o hocamızın bana dediği şey şuydu. Ben gençleri uzun zamandır bu kadar umutlu ve mutlu görmemiştim. Muharrem İnce'nin dans sayesinde bu insanlar mutlu olmayı öğrendiler. Siyaseti biraz böyle ciddiyetini koruyarak ancak sadece siyah kravat, siyah takım elbiseyle bir süreç olmadığını da kesinlikle bu topluma anlatmakta kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Yani o açıdan ben takdir ediyorum. Şimdi Sayın Başkan, tabii siyaseti uzun uzun konuşacağız. Öncelikle Düzce Teşkilatı'nı kurdunuz mu? Şu anda Memleket Partisi'nin sevdası olan, Memleket Partisi ile hareket etmek isteyen insan çayını, kahvesini, çorbasını içecek bir teşkilat binanız var mı? Varsa nerededir? Buradan da Memleket Partisi sevenlerini de ekranları başından da davet edebilirsin. Adresi de vermen de bizim açımızdan bir sakınca yok. Bir yeriniz varsa. Evet. Şimdi bir yerimiz var. Binamızı tuttuk. Adil Seven çağrısında, eski belediyenin tam karşısında, Düzce'nin orta noktasında. Tabelası asıldı mı? Tabelası yarına itibaren tabela çalışmaları başlıyor. Binanın boya işleri, tadilat işleri bitti. Biraz geciktik orada. Tabii biliyorsunuz burada da süreç bizim için çok aleyhimize işliyor. İmza sürecine girdik, imza sürecinden çıktık. Adaylarla süreci, adaylarla bitti. Şimdi seçimi hızlandırdık. Biz seçim startını genel başkanımız verdi ama biz daha yeni verebiliyoruz. Yarın itibaren biz sokaklarda olacağız. Yarın itibaren biz sahalarda olacağız. Yarın itibaren de artık binamızda misafirlerimizi ağırlayabileceğiz. Çok güzel. İnsanlar gelebilirler. Biz sadece il teşkilatının değil. Bakın, aynı anda çok hızlı bir şekilde örgütlenebildik. Bir ay oldu ben il başkanlığına geleli. Bir ayda örgütlendiğimiz ilçeler, merkez ilçeyi örgütledik. Merkez ilçemiz kuruldu. Liseleri teslim edildi. İlçelerde şu anda durumumuz onu da söyleyeceğim. Gümüşova kuruldu, liseleri teslim edildi. Akçakoca kuruldu, liseleri teslim edildi. Çilimli kuruldu, liseleri teslim edildi. Cumali'yle ilgili görüşüyoruz, Kanaş'la ilgili görüşüyoruz. Boğaziçi belde teşkilatımız için görüşüyoruz. Büyük ihtimalle orası bir hafta içerisinde kurulacak. Yani insanlarda bir teveccüh var. Bu teşkilatların kurulması şunun için önemli. Bir teveccühün olduğunu gösteriyor. İlçelerde bir teveccüh olduğunu gösteriyor. İmza süreci. Yılca'dan 12 imza çıkarttık biz. Bakın bunu normalde vermemem gerekiyor benim. Ama bu sayı Yılca'dan 12 imza çıkartmak benim için önemli. Çünkü orada benim bir teşkilatım yok. Gidip imzayı atmamışım.
İnsana gidip YSK'da imza veriyor. İmza sürecinde tam notlarımda vardı imza süreci. Evet. Ama tam siz de gündeme getirdikten sonra hem orayı da parantez içinde not alayım. İmza sürecinde bir kaygı yaşadınız mı? 100 bin imza toplanamaz. Çünkü çok ciddi bir saatler içerisinde imza toplanacağı bir algısı vardı. Evet. Gençlere çok büyük bir umut vardı ama evet. ne olduysa birkaç gün zannedersem 3 gün evet. de tamamlandı. Evet, böyle bir kamuoyunda da böyle bir enerji düşüklüğü de Memleket Partisi'ni dışarıdan seyreden siyasiler, medya böyle bir şaşkınlık içerisinde de süreç yaşadı. Bu süreçte neydi eksik olan? Şimdi eksik olan güvendi. Ama bize güven değil. Adalete olan güvendi. Eksik olan buydu. Tam anlamıyla buydu. Çünkü ben biliyorsunuz bizim Yüksek Seçim Kurulumuz adliyenin alt katında. Adliyenin önünde stand açtı. Orada gelip imzayı buradan veriyorum. Burada veriyorsam ben Muharrem İnce'yi destekliyorum. Hemen imza vereyim deyip içeride veriyorsunuz dediğimde ya adliyeye ben girmek istemiyorum diyenleri gördüm. Bu nedir biliyor musunuz? Bu hukuka güvensizliktir. Bu hukukun bittiğidir. Teknik konuyu vatandaş çok da bilmediği için evet. çok da böyle sıcak bir süreç yönetilemedi. Havalar soğuk. Ramazan girdi. Bunlar tabii ki etken. Ama ona rağmen gelen, orada uğraşan, çalışan herkese çok şöyle, Sayın Genel Başkanınız Muharrem İnce şöyle bir şey söylemişti. Sizden fikriniz nedir? Dijital E-Devlet üzerinden bir imza süreci yaşansaydı dakikalar içerisinde 100 bin imza toplayabileceğini söylemişti. Buna katılıyor musunuz? Nasıl? Pardon. E-Devlet üzerinden kesinlikle. Bir imza süreci yaşansaydı dijital bir ortamda evet. Dakikalar içerisinde 100 bin imzanın toplanacağını hatta o kendi bir tarzıyla da E-Devlet'ten her şeyin yapıldığını evet. ama imzanın E-Devlet'ten yapılmadığına yani dair bir de... Yani siz her şeyinizi E-Devlet'ten yapabiliyorsunuz. Evet. Ya satış yapabiliyorsunuz E-Devlet'ten. Evet. Bu kadar kapsamlı bir yerde siz imza toplatmıyorsunuz. Evet. Niye güvenmediniz? Yani buradaki fiziki şartlardan sebep 3 gün sürdü. Yoksa daha kolay bir metot... ile karşı karşıya kalsaydı Memleket Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimini 100 bin imzayı bir günde 2 saatte kesinlikle toplayabilirdi. Toplayabilirdi. Evet. Ve biz zaten imza kaygısını hiçbir zaman çekmedik. Ben ilk günde oradaydım. İlk gün 26 bin imza toplandığında da oradaydım. İkinci günde oradaydım. Üçüncü gün cumartesi günde oradaydım. Düzce'de nasıldı? Düzce'de ben size sayıyı şöyle söyleyeyim. 820 imza toplandı Düzce'de. Çok güzel. Ve Düzce'de biz imza standını açtığımızda 3 gün olmuştu. Mazbatamızı alalı. Yani 3 günlük bir süreçte biz 800 imza topladık. Yeni kurulan, son bir ay içerisinde kurulan il teşkilatları arasında biz birinci geldik. Yani bunlar hani ya basit şeyler değil. Düzce için de umut verici bir şey. Bu Düzce için umut verici. Evet. Ben çalıştığımı söylemiyorum. Ben çalışmadım burada. 3 evet, günde çalışamazsınız zaten. Bu Düzce'nin teveccühüydü. Düzce istiyordu. Düzce bunu bekliyordu. Evet, ona da yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi Sayın Başkan, Memleket Partisi 17 Mayıs... Evet, 2021 tarihinde kuruldu ama ilk hareket 4 Eylül. Şimdi Sivas Kongresi. Sayın Başkan, tabii siz çok yeni bir siyaseten fikirlerinizi ben şahsen bilen bir arkadaşınızım, kardeşinizim. Ancak birincisi Memleket Partisi seçmenizdeki en önemli gerekçelerden biri ne oldu? İkincisi 2018 genel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi o dönem Cumhuriyet Halk Partisi ittifaklar ayrı ayrı seçime girdiler. Evet. Oy böldüler. %30 oyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen Cumhurbaşkanı adaylığına giren ve seçim gecesi bu hala da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tartışılan adam kazandı bir basın mensubuna gönderdiği mesajla Nadas'a geçen, uzun süre bekleyen daha sonra da bir takım gerekçeleriyle Cumhuriyet Halk Partisi ile yürünmeyeceğini ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ciddi anlamda eleştirerek mevcut genel başkanı hatta evet. Çok, bir kaybettin, iki kaybettin, üç kaybettin, dört kaybettin, hala da ne bekliyorsun kardeşim diye bir genel başkanınızda bir tarzı var. Ondan sonra kurduğu Memleket Partisi'nde iddialar da şu, bugün Memleket Partisi'ni AK Parti destekliyor, Muharrem İnce'nin ortaya çıkışı, Kılıçdaroğlu'nun kaybedişinin bir kılıfı gibi de konuşuluyor. Bir genç siyasetçi olarak, bir iki yıllık siyasi parti,
çok ciddi siyasi background'u olan bir genel başkan, adam kazandı mesajı, sahada yürürken henüz bunun olumsuzluklarıyla, İktidar Partisi'nin desteklemesiyle, olası Kılıçdaroğlu'nu kaybetmesindeki enkaz gerekçesi konuşulması, sizin çalışmanızı nasıl etkiliyor, kamuoyunda nasıl bir süreçle karşı karşıyasınız? Yani biraz soru biraz da karmaşık oldu ama yeni özetle bir toparlarsak, bu kadar büyük tecrübe, bu kadar büyük altyapı ve bu kadar büyük bir karmaşıklıkla karşı karşıyayız. Evet. Şimdi öncelikle ben bu partiyi niye seçtim? 6 ilkesi var bu partinin. Araştırdığımız zaman bu çıkabilecek, karşımıza çıkan 6 temel ilke. Atatürk'ün muhasır medeniyetler hedefiyle olmak. Mustafa Kemal bizim önderimiz. Ve ışığımızı oradan alıyoruz. Bunda bir beis var mı? Yok. Terörün her türlüsünü yok saymak, yok etmek, linçlemek. Bunda bir beis var mı? Yine yok. Ayrımcılıkları, sen ucusun sen bucusun demeyi, yok etmek. Bunda bir beis var mı? Yine yok. Doğaya ve çevreye saygı olmak. Biliyorsunuz ben kampçıyım. Ben kamp yapmayı o kadar çok seviyorum. İmreniyorum. Yani bunda bir beis var mı? Yok. Bende çelişen bir şey var mı? Yok. Siyasetten rant elde etmemek. Bizim bir siyasetten bir rant beklentimiz var mı? Bir menfaat, bir menfi beklentimiz var mı? Yok. Kadın eşitliği, çocuk istismarını taviz olarak yok etmek. Şimdi bu kadar programın, yani bu kadar 6 ilkenin hangisinde bana uymayan bir şey var veya hangisinde size uymayan bir şey var? Mesela bunlara uymayan bir şey varsa burada bir farklılık aramak lazım. Burada bu ilkelerin uymadığı insanı bakmak lazım, araştırmak lazım. Evet. Neci olduğuna bakmak lazım. Hani burada yaftalamak için söylemiyorum. Ana ilkelerde zaten... Yani bu partide olmak, tekrar söylüyorum bakın ben bu partiye bir sorumluluk olduğu için girdim. Ülke sorumluluğu olduğu için girdim ama. Bu köprüden önceki son çıkışımız bizim. Biz bu köprüden önceki son çıkışı kaçırmamamız lazım. Ve bu partiye girerken de ülkenin gidişatında bir sorumluluk hissettim kendimde. Yarın öbür gün çocuğum baba sen ne yaptın bu ülke bu hale gelirken dediğinde ben saçımı tarıyordum diyenlerden olamam. Yani ülken erken saç taranmaz çünkü. Burada da bunu söylemek lazım. Diğer bir şey o sorunuzun içerisinde olan adam kazandı lafı. Şimdi siz de gazetecisiniz. Ben de bu partinin il başkanıyım. Seçim günü bana mesaj attınız. Cihat ne oldu dediniz. Dedim ki ya Murat abi adam kazandı. Burası için de söylüyoruz aynı şeyi. Buradaki hata nedir? Şimdi tabii o dönem... Buradaki hata sizin bunu açıklamanızdır. Eğer basına bunu açıklıyorsanız, prim yapmak uğruna bunu yapıyorsanız, buradaki hata sizindir. Buradaki hata genel başkanında değildir. Aranamaz da. Gelelim diğer soruna devam edelim. Soruya devam edelim. Geldik dedik ki ne oldu? Adam ortalıktan yok oldu. Adam ortalıktan yok olmadı. Adamı yok etmek istediler. Şu anda da adam ortalıkta yok. Açalım televizyona bakalım hepimiz. Adam genel başkan, cumhurbaşkanı adayı hangi kanalda var? Adam yine yok. Biz uğraşıyoruz da var. O zaman da yine genel başkan her zaman suç bize yazar, biz adamı yalnız bırakmışızdır. Basın yine bu kadar. Adamı genel başkanınızı ana akım medyaya çıkarmadığını mı? Çıkarmıyor. Yani görüyor muyuz? Birkaç tane televizyonda çıkartıyorlar, orada da vurmak için çıkartıyorlar. Sonra şükür ki çok zeki bir genel başkanımız var. Ondan sonrasında işi çeviriyor, lafı geline oturtuyor tabiri caizse. Yani burada bakın adam bir yere kaybolmadı. Bunu Engin Altay söylüyor. Ben yanındaydım diyor. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan söylüyor. Ben yanındaydım diyor. Yok neler neler çıkarttılar. Ya algılar çok fazla Murat Bey. Yani hala algılar var. Bakıyoruz. Dün her yerde şey vardı. İstifa mektupları vardı. Bir tanesine ben dahi inandım. Ben genel merkezi arayıp istifa etme mi başkanımız diye sordum. Çünkü 4 ay öncesinden hazırlanılmış bir sosyal medya platformu. Sizin adınıza kurulmuş. Yine örneklerle gidelim. Sizin adınıza kurduğum bir platform var. Murat Albayrakoğlu diye bir hesap açmışım. 4 ay boyunca da buraya ben sizin bütün resimlerinizi koymuşum. Güzel güzel anlatmışım. Sanki sizin profilinmiş gibi bir profil oluşturmuşum. Dün itibariyle çıkıyorum. Diyorum ki ben Murat Albayrakoğlu olarak analiz gazetesine istifa ettim. Bunu paylaştığım zaman. Burada herkesin anladığı. Sosyal biz medyada anladık. Ciddi anlamda bir karalama algısı var. Yani niye kaldık? Buna ilgili bir tedbiri var mı partinizin genel başkanınızın? Bizim hiçbir şeyle ilgili bir tedbirimiz yok. Bizim çünkü kimle beraber olduğumuz belli. Biz halkla beraberiz. Çünkü genel başkanınız her fırsatta dijital anlamda partide ciddi bir altyapı kurulması için sürekli beyanda bulunuyor. Evet. Böyle bir dijital dünyadaki dejenereyle ilgili bir
çözümü var mı en azından bu seçim sürecinde, bir kampanya sürecinde? Şimdi bizim burada, tekrar söylüyorum, bizim bir bununla bir ilgili korkumuz yok. Bizim o altyapı dediğimiz, o hani bize botlar, troll orduları denilen kişiler, 10-12 tane genç çocuk, gitsinler genel merkezimizin kapısı açık. Gitsinler orada toplantı odasında o çocuklar. Bakın MYK toplantı odasında çocuklar, bir odaları, bir masaları, bir şeyleri yok. Dizüstü bilgisayarları bacaklarında çatır çatır orada uğraşıyorlar. Bunu da tweet atmak için uğraşmıyorlar orada. Orada görenler de hani şey sanacaklar, ben bunlar organize tweet atıyorlar diye. Hayır, üye almaya uğraşıyorlar. Bizim bileşimle ilgili sorunun dışında üye kaydımızı yapmak. Ha, bunu da çözüyoruz. Çünkü diyorum ya, pırıl pırıl genç, dinamik çocuklar var. Diğer partilerdekiler bir saatte çıkacakken o merdivenleri, bizim çocuklar 10 dakikada zaten yukarı çıkmış oluyor. Bilgisayar başına geçmiş oluyorlar. Yani Memleket Partisi'nin katılım istatistiğe baktığımız zaman gençler mi çok, orta yaşlar mı çok, yaşlar mı çok, böyle bir genç üzerine kurulmuş bir yapı gibi bir algı var. Böyle bir durum var mı gerçekten? İşte algılar böyle. Düzce'de üye listelerimiz belli. Bizim de üye listelerimize gelip il binamızdan kontrol edebilirler. Yaş ortalamasına da bakabilirler. Gelsinler, baksınlar, beraber araştıralım. Beraber bakalım. Hepsinden, biz baktığımızda her kesimden insan var. Bakın her kesimden. Üye kaydında hiçbir sıkıntımız yok. Üyelerimiz her kesimden. Benim şu anda 900'ü aşkın üyem var Düzce'de. Bunun hepsi gençlerden oluşabilir mi? Keşke olursa. Ya keşke olursa tabii ki, ama hepsi gençlerden oluşamaz. Ya o ya, yani orta yaşlı. Bu orta yaşın üzerinde. Bizim şu anda ilk çıktığımızda, bakın açık açık konuşalım. 18-24'tü. 18-24 yaştı. Sonrasında bu 28'lere çıktı. Şu anda 18-36'yı geçti. Bunların hepsi istatistiklerle belli. Tam bu noktada ona daha konuşmaya geleceğiz ama hem yaş hem genç hem de bu süreçte birçok partide, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 54 evet. adayı oldu. İyi Parti'de yaklaşık 12-13 civarında bir adayı oldu. Bizim anketlerde de anketler yaptık. Deva Partisi'nde 10'a yakın aday oldu. Saadet Partisi'nde herkese 5-6 adayımız vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 5-6 adayımız vardı. Memleket Partisi'nde bu süreçte sanki böyle bir yumuşak bir geçiş mi oldu? Çok böyle basına da yansımadı. Şu anda 3 adayımız var. 3 adayımız var. Kaç adayı başvurdu? Böyle bir beklenti içerisinde oldu mu bu süreçte partiniz? Şimdi buradaki seçiş noktasında pozisyonunuz ne oldu? Çünkü teşkilat olmayan bir yapı yönetmek de kolay bir süreçte. Değil. Özellikle seçim dönemi. Evet. Şimdi bu süreçte nasıl bir süreci yönettiniz? Şimdi dediğiniz gibi 54'ler, 13'ler, 10'lar, 5'ler, 6'lar havada uçuştu. Sonuç 3 tane aday çıkacak. 10 tane aday dediniz DEVA'dan. Bütün yönetimimi yazabilirdim. 21 kişilik yönetimim var. Ne demektir? 21 tane aday da demektir. Bir beis var mı? Anladım. Şimdi diğer partilerde o zaman şey yapmayalım. Yani bir şey yaptığımız yok ama bir beis var mı? Yani evet. Yani ben de olabilirdim. Biz burada en iyisini bulmaya çalıştık. Konuştuğumuz insanlar illaki oldu. Yani 5-6 kişiyle görüştük. Aday adaylığı için başvurmak isteyenler oldu. Konuştuğumuz arkadaşlarımız oldu. Ama nedir sürecin sonu? 3 tane aday çıkacak. Düzce'de 3 tane yerli aday çıkarttık biz. Bakın altı söylüyorum, yerli aday. Biraz fotoğrafları varsa da ekrana verebilirseniz de çok sevinirim. Memleket Partisi'nin adayları kimler? Şimdi Memleket Partisi'nin adayları, inşaat mühendisi. Buradan da kendilerini programa davet ediyoruz. Tabii ki gelecekler. Uğur Soydaş Bey var. Evli, iki çocuk babası, 43 yaşında. Düzceli. Yani Düzce'li demek burada şu, sizin komşunuz. İthal değil yani. Değil, İthal dışarıdan değil. Düzce'nin bir... Sizin komşunuz, sizin çocuğunuz, düğününüz bir, bayramınız bir, cenazeniz bir. Bu Düzce'nin evlatları bunlar. Bu sokaklarda bunların ayak izi var. Çocukluğundan büyüklüğüne kadar. Bu sokaklarda bölüşmeyi öğrenmiş. Salçalı ekmeğini bu sokakta bölmüş, yanındaki adama vermiş. Böyle bir kampanya modeli ortaya çıkarttınız mı? Memleket Partisi yarından itibaren Düzce'de nasıl bir adayı da tanıtım Murat Bey, yapacak, projeleri nasıl anlatacak? Sistem o kadar güzel gidiyor ki, o kadar bize güzel gidiyor ki. Valla bizim kampanya yapmamıza gerek kalmıyor. Diğer partiler çok güzel kampanyalar yapıyorlar. Şimdi genel başkanımız bunu hep söylüyordu. Yani ayın 10'una bakın diyordu. Bakıyoruz şu anda.
Hani hiç bizim adaylarımızı tanıtmamıza bile gerek kalmadı. Yani bunlar da çünkü, nereye varmaya çalışalım? Çünkü bizim yani bugün Memleket Partisi'nden düzeyde bir milletvekili çıkartacak mıyız? Yani biz bunu diğer çok... partilerin yaptığı kampanyalar, belirlediği isimler Memleket Partisi'ne mi yarıyor? Böyle bir düşünceniz varsa bunu nereden çıkarıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Diğer partilerin adaylarından ilerleyerek bizim partide doğru gelir. İktidar Partisi. Ama yani şu anda İktidar Partisi'nin adaylarıyla ilgili bir şey söylemedi. Yok, kimse hiçbir şey söylemeyeceğim. Evet. Ben asla, bakın, polemik asla istemiyorum. Adaylarına bakarak giderliyoruz. Düzce'de 54 tane adayı var dediniz değil mi? Evet. İlla bir kadın oraya gelecekti diyelim. Evet. AK Parti'den. 54 vekil adayı arasında başka kadın yoktu. Kadın kolu gene başkanı. 3 de, tamam. Başka kadın yok demek ki. Tek başına o zaman başkanlık yapmış. Siyasi otorite yani, açısından güçlü. Bakın Murat Bey 3 dönemi tamamlamış bir ara işte dönemi sayamadılar ama. Bu bilgi bu. Tabii bunu ki, tabii ki. 7 Haziran ve Kasım arasındaki dönemi saymadılar. Hiçbirini saymadılar. Tamam saymadılar. O açıdan Ayşe Hanım da burada 3 dönemi de kesinlikle tektim. Hakkı. Düzce'de vekil adayı olmak, ben işte başka yerde olmak da hakkı. Siyasette kadın bakın, kolları genel başkanı demek bir partinin, bazı partilerde şu anda 4 ama çoğu partilerde 3 tane genel başkan var. Bakın Ayşe Hanım özelinde çok iyi bir insan olabilir. Memleket Partisi'yle nasıl bir bağ olabilir kurdunuz yani? Şimdi adaylara geliyorum. Evet. Baktığınız zaman Ayşe Hanım bu sokaklarda ayak izi daha yeni olmaya başladı. İthal olduğundan söyledim. Burada ayak izi daha yeni olmaya başladı. Evet. Yani burada vekillik yapa oldu, o da ne kadar olduğunu, bunun kararını ben veremem. Yine halk verecek. Sandıkta verecek. Velev ki dışarı çıktığımızda verecek. Ama halk verecek. Biz vermeyeceğiz. Evet. Ben çünkü bir tarafım. İYİ Parti bir il başkanıyım. Geldik diğer adayımıza. İYİ Parti dediniz. Kaç tane adayı vardı? 10 üzerindeydi. Şimdi bizim partilerimizde 3 tane çıkıyordu. İYİ Parti'den kaç tane çıktı? Bir tane çıktı. Cevabımı aldım. Yani 12 tane çıkmadı yani ha, o süreçte. Onlara da hiç çıkmadı. Şimdi bunlar kime oy verecekler orayı zaten kendileri tartışsınlar. Ona biz bir şey demiyoruz. Kime oy vereceklerini tartışsınlar. Şimdi o 10 adaylı olan yerden sonuçta kime oy verecekler? Kendi evet, partilerine mi oy verecekler? Sayın Başkan şöyle. Bugün Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı ve Sol İttifakı'nın oluşturduğu Özgürlük İttifakı. Nihayetinde bugün ittifak çatısı altına baktığımız zaman Deva Partisi, Ali Babacan'ın, Sayın Ali Babacan'ın partisi, İyi Parti, Sayın Meral Akşener'in partisi, ciddi düzeni tabanı var, oldukça güçlü il başkanı var, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, bütün bunların tabanı nereye oy verecek? Paydaşlıkları nedir? Mesela saydığınız partilerin bana ortak paydaş yönlerini söyler misiniz? Şimdi ben nihayetinde moderatör olarak bunun soru ve cevabını da size bırakıyorum. Evet. Yani tüm bizi izleyen farklı partideki söz söylemem gerekiyor diyen tüm izleyiciler veyahut irade sahipleri programımıza katılmakla katılabilirler. Tabii soruların hepsine aynen. O açıdan bu tip soruların soru cevabını da size bırakmak isterim. Yani şimdi, bugün şunu mu diyorsunuz aslında? X ittifakın oy veren parti tabanları, Y ittifakın oy veren, siz bir davet mi istiyorsunuz? Yani bir davet çağrısı mı var? Yeni Memleket Partisi'ne oy verin mi diyorsunuz? Yoksa onlar zaten Memleket Partisi'ne mi oy verecek mi diyorsunuz? Yani buradaki söyleminiz biraz da soruyu ve cevap kısmını da ittifak... Karar onların. Şimdi ittifaklar siyasette ittifaklar olabilir, kurulabilir. Ama nasıl ittifaklar kurulabilir? Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Evet. Sayın Muharrem İnce hoş geldiniz ve güle güle dedi. Evet. Daha sonra tüm kamuoyu bir ittifak beklentisi, ittifak teklifi olduğunu düşündü ama kendisi bir teklifin gelmediğini, bu süreçte herhangi bir şeyin konuşulmadığını da söyledi. Bütün bunları da toparlamış oldu. Şimdi ittifaklar neden olur? Bir ortak çıkarda, yani ortak faydada olur. Bir paydaşınız olması lazım. Menfaatlerin olduğu yerde ittifak denen bir şey olmaz. Evet. Bu çıkarcılık olur. Sevgili izleyiciler, genç başkan, heyecanlı görüyorum. Düzce'de büyük çalışmalar yapıyor. İddialı söylemleri var. Programımızın ilk bölümü, daha heyecanlı bölüm ikinci yarıda. Bizi izlemeye devam edin.
Çağdaş hizmet, uygun fiyat, kalite ve güvence. Bir AVM'den beklediğiniz her şey. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektrikli ev aletlerinden mutfak eşyalarına, halıdan süsleyiciye ve fırçadan ev tekstiline, aydınlatma aksesuarlarına varıncaya kadar evinize ait her şey Şen Kardeşler'de. Evinizin tüm ihtiyaçları için Şen Kardeşler'e gelin. Kaliteyi uygun fiyata gönül rahatlığıyla almanın keyfini çıkarın. Şen Kardeşler, geçmişten geleceğe 65 yıl. Erol Çiçek Evi sizi sevdiklerinizle buluşturmaya devam ediyor. Düzce ve Türkiye'nin her yerine bir telefonla özel gün ve geceleriniz için çiçek siparişleriniz en hızlı şekilde yerine ulaştırma imkanı. Erol Çiçek Evi'nde tüm ürünler %100 ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti garantisi vermektedir. Gelin arabası, sepet, buket, aranjman, çelenk, yapay ve saksı çiçek, bol çeşit uygun fiyatlarla Erol Çiçek Evi'nde. Adres: Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Parkı Camlı Köşk Arkası. Telefon 0380 514 86 36, 0535 747 53 23 Düzce. Erol Çiçek Evi sizi sevdiklerinizle buluşturmaya devam ediyor. Düzce ve Türkiye'nin her yerine bir telefonla özel gün ve geceleriniz için çiçek siparişleriniz en hızlı şekilde yerine ulaştırma imkanı. Erol Çiçek Evi'nde tüm ürünler %100 ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti garantisi vermektedir. Gelin arabası, sepet, buket, aranjman, çelenk, yapay ve saksı çiçek, bol çeşit uygun fiyatlarla Erol Çiçek Evi'nde. Adres: Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Parkı Camlı Köşk Arkası. Telefon 0380 514 86 36, 0535 747 53 23 Düzce. Erol Çiçek Evi sizi sevdiklerinizle buluşturmaya devam ediyor. Düzce ve Türkiye'nin her yerine bir telefonla özel gün ve geceleriniz için çiçek siparişleriniz en hızlı şekilde yerine ulaştırma imkanı. Erol Çiçek Evi'nde tüm ürünler %100 ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti garantisi vermektedir. Gelin arabası, sepet, buket, aranjman, çelenk, yapay ve saksı çiçek, bol çeşit uygun fiyatlarla Erol Çiçek Evi'nde. Adres: Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Parkı Camlı Köşk Arkası. Telefon 0380 514 86 36, 0535 747 53 23 Düzce. Erol Çiçek Evi sizi sevdiklerinizle buluşturmaya devam ediyor. Düzce ve Türkiye'nin her yerine bir telefonla özel gün ve geceleriniz için çiçek siparişleriniz en hızlı şekilde yerine ulaştırma imkanı. Erol Çiçek Evi'nde tüm ürünler %100 ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti garantisi vermektedir. Gelin arabası, sepet, buket, aranjman, çelenk, yapay ve saksı çiçek, bol çeşit uygun fiyatlarla Erol Çiçek Evi'nde. Adres: Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Parkı Camlı Köşk Arkası. Telefon 0380 514 86 36, 0535 747 53 23 Düzce. Erol Çiçek Evi sizi sevdiklerinizle buluşturmaya devam ediyor. Düzce ve Türkiye'nin her yerine bir telefonla özel gün ve geceleriniz için çiçek siparişleriniz en hızlı şekilde yerine ulaştırma imkanı. Erol Çiçek Evi'nde tüm ürünler %100 ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti garantisi vermektedir. Gelin arabası, sepet, buket, aranjman, çelenk, yapay ve saksı çiçek, bol çeşit uygun fiyatlarla Erol Çiçek Evi'nde. Adres: Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Parkı Camlı Köşk Arkası. Telefon 0380 514... Çağdaş hizmet, uygun fiyat, kalite ve güvence. Bir AVM'den beklediğiniz her şey. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektrikli ev aletlerinden mutfak eşyalarına, halıdan süsleyiciye ve fırçadan ev tekstiline, aydınlatma aksesuarlarına varıncaya kadar evinize ait her şey Şen Kardeşler'de. Evinizin tüm ihtiyaçları için Şen Kardeşler'e gelin. Kaliteyi uygun fiyata gönül rahatlığıyla almanın keyfini çıkarın. Şen Kardeşler, geçmişten geleceğe 65 yıl. Sevgili Düzce, sevgili internet başında dijital cihazların karşısında bizleri izleyen izleyiciler, tekrar genç başkanla Memleket Partisi Düzce İl Başkanı Erdin Cihat Alemdar'la heyecanlı programımız devam ediyor.
Şimdi tabii bizim de zaman zaman eksiğimiz oluyor. Onun için izleyicilerden özür dileriz. Az önce ben soru sordum. Memleket Partisi milletvekili adayları kim diye. Orada programın heyecanından sebep diğer adaylarını söylemeden geçti. Ben tekrar Sayın Başkan'a Memleket Partisi Düzce milletvekili adaylarının kimlerin olduğunu sormak isterim ve kamuoyunu aydınlatması açısından kendisinden milletvekili adaylarını tanıtmasını tekrar evet. istedim. Evet, orada biz de, biz de bir anlık böyle coşkuyla yani unutmadık tabii ki adaylarımızı ama es geçmişiz. Uğur Bey var, Uğur Soydaş. Tekrar söyleyelim, inşaat mühendisi kendisi. Aile babası, iki çocuğu var. Çok naif, kaliteli ve hayırlı olsun diyoruz. Yerli bir adayımız. İkinci adayımız Bahsizcan Soylu. Çiftçi kendisi. Genç bir arkadaşımız. Sorunları biliyor. Düzce nedir? Tarım şehridir. Tarımın içinden gelen biri şimdiye kadar meclise girmiş mi? Biz sorunu ve çözümünü meclise sokmanın derdindeyiz. Bahsizcan Soylu ikinci sıra adayımız. Üçüncü sıra adayımız esnaf bir hanımefendi kardeşimiz. Düzce'de kadınların siyasette olmasını çok önemsiyoruz. Biz Türkiye'de kadınların siyasette olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü kadınların sorunları çok büyük ve bu sorunları bilen insanları yine meclise göndermek istiyoruz. Pınar Poyraz arkadaşımız var. O da genç bir kardeşimiz. Ve gayet de başarılı olacağına inandığımız 3 adayımızla biz seçimlere giriyoruz. Gönlümüz ister ki 3'ünü de yapacağız. Yapacağız. Bir lansman yapacağız. Sokakta olacağız. Dediğim gibi biz startımızı yarına itibaren veriyoruz. Yarına itibaren biz sokaklarda, caddelerde, gençlerle, yaşlılarla, orta yaşlılarla, kadınlarla, erkeklerle, çocuklarla hep beraber olacağız. Omuz omuz olacağız. Çünkü bu hareket iyilik hareketi. Bakın şey değil, bir siyasi hareket olarak düşünmeyin bunu. Bu iyilik hareketi. Biz iyi olacağız. Biz düzgün insanlar olacağız. Biz örnek insanlar olacağız. Ve biz doğru insanları meclise göndermeye çalışacağız. En azından en üzerinden bunu Düzce için söylüyorum. Düzce üzerinde söylüyorum. Baktığınız zaman deminden beri konuştuğumuz şeyden bir tanesi bu. Buranın sorunlarını bilen insanları meclise göndermek istiyoruz. Dediğimiz gibi tarım, inşaat, Düzce'nin en büyük sorunlarından bir tanesinin çarpık yapılaşma. Depremi konuşacağız bu arada. Deprem. Deprem 6 Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan olağanüstü büyük felaketten hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara sabır ve buradan tekrar deprem bölgesine her fırsatta yardım etmemiz gerektiğini, onların hayatı, onların bu durumu aradan geçen zamanda normalleştirmememiz gerektiğini her fırsatta o bölgeye aklımızın, kalbimizin, vicdanımızın, cebimizin tüm bunların dışında tutmamamız gerektiğini tekrar buradan söylüyorum. Onunla ilgili bir anekdot anlatayım. Düzce deprem bölgesi evet. Onda. Ona döneceğim. Onunla ilgili sizin dediğiniz gibi bir anekdot anlatayım. Şimdi bizim buradaki il binamızı, yani il teşkilatımızı kurmamızda gecikmelerine sebeplenen bir tanesi deprem. Niye deprem? Genel merkezde biz telefonda konuşurken, bu telefon trafiği devam ederken birden deprem oldu ve depremde bize şu dendi. Siyaset yapmıyoruz. Önce can. Bakın bunu diyebilen başka bir genel merkez varsa seçim döneminde. Ben şahsen burada ilk defa moderatörün dışına çıkmak isterim. Deprem bölge anında ben de oraya gidip gezme fırsatım oldu. Hakikaten insanın zihni, vicdanı, tüm hissiyatının kilitlendiği bir nokta. Ben buradan kendi şahsi fikrim olarak deprem anında her türlü siyaset yapan herkesi ben vicdanlarına havale ediyorum. Evet. Çünkü o süreç bambaşka bir süreçti. Çünkü orada bambaşka bir sonlanan yüz binlerce hikaye vardı ve siyaset elbette eksikler, yedikler ve benzeri şeyler konuşulurdu ama o gün değil, evet. O an değil, o zaman değil, o zaman başka bir zamandı. Kesinlikle. O açıdan o dönem siyaseten, siyaset yapmaya çalışan ve ondan beslenmeye çalışan her kim olursa kamuoyunun vicdanına, kendilerinin vicdanına da bırakıyorum. Depremle ilgili böyle bir anekdotum var. İkinci anekdotum, imza sürecinde yine imza toplarken bir genç arkadaşımız geldi. Yine hanım bir arkadaşımız. Dedi ki ben imza vermek istiyorum. İşte heyecanlı da bir arkadaş. Dedim ki neden? Dedi ki ben Kahramanmaraş'tan buraya geldim. Benim ailemin yarısı enkaz altında kaldı. Benle beraber aynı gece enkazın başında bağıran Muharrem İnce vardı. Ben ona bir vefa borcum var. Bu demin dediğiniz o vicdan şeyi işte orada başlıyor. Benim bir vicdan sorumluluğum var. Vicdan sorumluluğum var ve ben imza vermek istiyorum dedi. Bunları gördükçe biz doğru adamın arkasında olduğumuzu anlıyoruz. Biz doğru işler yaptığımızı anlıyoruz.
Her şeye de dönecek olursak milletvekili adaylarımıza, dediğiniz gibi deprem var. İnşaat mühendisi. Gönderelim meclise. Adam inşaat mühendisi. İnşaattan daha iyi anlayabilen biri çıkabilir mi? İnşaat mühendisi gönderelim. Düzce'nin sorunlarına bir tanesi tarım. Tarım alanları boş kaldı. Tarlalarımız boş kaldı. Üretmiyoruz. Sorunlarımız var. Düzce'nin bir fındığı var. Bu fındıkla ilgili uğraşıp duruyoruz. Ama burada yetişebilecek adam ekseniz adam yetişecek bir toprak burası. Bunu da adam ekseniz adamın yetişeceği bir topraklarda yaşıyoruz diyor yani, Sayın Başkan. Burada Basıcan kardeşimiz var. Basıcan Soylu. Gönderelim meclise. Sorunu çözsün. Geliyoruz esnaflar. Çıkalım gezelim. Yarısı kan ağlıyor. Sadece bu bölge şey, üniversite bölgesi yarısı kan ağlıyor. Gezelim esnaflarda. Da. Esnafların sorunları bilen esnaf arkadaşımız var. Pınar Hanım. Gönderelim meclise. Çözelim yani sorunları. Sorunları çözmek çok basit. Murat Bey önce liyakat. Önce bilen adamı göndereceğiz meclise. Demin söyledik ya. Masasında oturup da holdingin binasında paraları sayan adamı meclise gönderirseniz para saymaya devam eder. Çünkü adamın bildiği iş bu, para saymak. Bildiği iş çiftçilik değil. Bildiği iş inşaat değil. Bildiği iş esnaflık değil. Bildiği işi yapacak herkes. Yani Sayın Başkan elbette sorun çözelim, problem çözelim, liyakatlı insanları gönderelim. İktidar Partisi yaklaşık değil 22 yıldır iktidarda. Evet. İktidar Partisi'nin rastladığı dönem dünyanın da hızlı geliştiği bir dönem. İktidar Partisi'nin de ya şunu gururla yaptı, takdir ediyoruz. Şunu gururla yaptı, biz de çok mutluyuz dediğiniz, yani hep eleştiri üzerine kurulan bir siyasi var. Tabi siyasetin evet. De bir doğasında var. Ama var olan işte öğrencilerin imkanları, siz tabi bölgede daha çok yaşıyorsunuz. Gençlerin bir takım imkanları, işte teknolojik gelişmeler, buradan da hep böyle hep problem karşısında çözüm. Elbette bunlar güzel ama evet. Mevcutta yapılan şeyler yok mu burada? Var. Bunlara bir takdir edip de klasik böyle siyaset ötesine şimdi, geçiyor musunuz? Buradaki düşünceniz nedir? Şimdi, tabii ki geçiyoruz. İşte bize neden AK Partili diyorlar? AK Partisi'ne giriyorlar. Bunun için diyorlar. Çünkü biz doğruya doğru diyoruz. Bakın Murat Bey, İHA'lar SİHA'lar yapıldı. Yapılsın dedik. Daha fazlası yapılsın. Dün, destekleriz. Dün SİHA gemisi. Destekleriz. Tweet attık. Aha, AK Partili olduğunuz ortaya çıktı dediler. Şimdi yapılsın. Daha iyisi yapılsın. Bakın bu ülke her zaman daha iyisini hak ediyor. Bizden daha iyisi de gelecektir. Bakın en iyisi olmadığı gibi bir durum yok zaten. Olmasın zaten. Olmasın zaten. Yani aynen. Daha iyisi gelecektir. Daha iyisi geldiğinde ona devredelim bu bayrağı. Bu bir bayrak yarıştır. Daha iyisi. Daha iyisine yani. Ondan sonra Libya tezkeresi. Olsun dedi ki. Olsun. Yapılsın. Azerbaycan'a yardım. Daha fazlası yapılsın. Deprem bölgesinde konutlar eğer gerçekten temelleri atılıyorsa yapılsın. Ya bunların hepsine biz varız. Bakın bunu sadece ben kendi şahsım olarak söylemiyorum. Bunu genel merkezde, genel başkanımız da her girdiği platforma söylüyor. Yapılsın. Yapılanların hepsine varız. Zaten iyi bir muhalefet iyi bir itiraf getirir. Biz bundan mı söylüyoruz? Bu muhalefetten de bu iktidardan kurtulacağız diye ondan diyoruz. Tam da aynı şey söyleyecektim. Genel Başkan Muharrem İnce hem muhalefetten hem iktidardan evet. Memleket Partisi'yle kurtulacağını iddia ediyor. Evet çünkü demin ittifaklardaydık aslında. İttifaklar çıkar birliği yaptığı sürece bir sonuç alınamayacak. Yani altı ittifak, masa altı diye bir var, yedi var. Bir tarafta 10-12 tane parti var. Yani 6 tanesinin adı ön planda diye HDP'yi oradan ayırabilir misiniz? Zor. İşte diğer orada destekleyeceğini açıklayan partileri, işte Türkiye Değişim Partisi'ni oradan ayırabilir misiniz? Milletvekili. Bağımsız. Yani, yani ama sonuçta destekleyeceğini açıkladılar. Geliyoruz. Diğer tarafa yine 10 tane parti var. Diğerleri orada adı yok diye ayırabilir misiniz? Ayıramazsınız. Bizim ittifakımız belli. Bizim ittifakımız bu halkla. Bizim ittifakımız durum görenle. Bizim ittifakımız ülke sorunlarına kaygısı olanla. Bizim ittifakımız gençlerle. Bizim ittifakımız bu kadim topraklarla. Bizim ittifakımız belli. Bizim ittifakımız 10 partiden de daha büyük, 12 partiden de daha büyük. Evet. Evet yani Sayın Başkan'ın söylemleri hakikaten sevgili izleyiciler bir farklılığı, bir siyasette eksik olan heyecanı, gençlere olan umudu, henüz yeni bir siyasetçi olarak
altını çizince tabiri caizse bam 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 ifade ediyor. Kendisini de ben çok da seven bir abisi olarak da heyecanla seyrediyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Biraz da bir düzce meselesi. Bir çapraz soru soracağım. Evet. Artık sevgili seyirciler, bu sorunun cevabını bilemezse de takdiri size bırakıyorum. Bunu daha önce program önce de söylemedim. Bir tuzak bir soru soracağım. İnşallah Sayın Başkan bu tuzak soruma yenik olmazsın. Çünkü soracağım soru düzce için çok kıymetli. Bildiğimizi soru. Biliyoruz, bilmediğimizi basit biliyoruz. Bir soru öğreniriz. Basit bir soru. Bilmiyorsak da öğreniriz. Anlamı büyük bir soru. Sayın Başkan, düzce diyorsun, düzcenin çözümleri diyorsun. Düzcenin de çok da tüm düzcelinin de heyecanla izlediği, her hafta sonu skorunu heyecanla beklediği, düzcenin hakikaten önemli bir değeri olan düzce sporumuzun rengi nedir? Ben düzce sporun rengini mavi ve kırmızıdır. Ayrıca ilk kurulduğu zaman da içlerinde siyah renk de vardır. Düzce sporun maçlarına da ben orada düzeltme yapayım. Mavi ben anladım. Yani bildiğinizi kabul ederek. Daha civert. Evet, bildiğinizi kabul ederim. Bildiğinizi kabul ediyorum şimdi yine. Orada lacivert ismi aklıma gelmedi. Evet. Rengini hatırlıyorum, ismi aklıma gelmedi. Bildiğinizi kabul ediyorum bu açıdan sevgili seyirciler. Evet. Erdiciğer, Alemler düzcelidir. Zaten şöyle de bir düzcelinin özelliği var. Aynı zamanda Suncuklu'dur. Evet. Çünkü Suncuklu bizim köyümüzün beratı vardır ve kendisi Fahri. Evet. Aslında gönülden kardeşimizdir ama Fahri Suncuklu'dur. O açıdan ben onu biliyorum. Ama Suncuk Spor'un renklerini de söyleyebilirim. Soruyu da kabul ediyorum. Onu da bekliyorum. Suncuk Spor'un renklerini de söyleyebilirim. O da mavi beyazdır yani. Evet. Onu da söyleyebilirim. Evet, evet. Bu da gecenin latifesi olsun. Düzce Spor'u bu şekilde de tabii Düzce Spor'a katan... Spor çok önemli. Yani hakikaten, birleştirici. Evet. Birleştirici bir gücü. Yani o üçüncü ligdeki sürecinde ben çok daha yakından takip ediyordum. Şu anda biraz arka planda kaldım. Takip edemiyorum. Yani bunu da açık açık söylüyorum. Ama spor birleştirici olma özelliği de çok büyük, önemli. Eğer o statta biterse, hani yapılacak o tribünlerde biterse inşallah biz de daha rahat izleyeceğiz. Bu noktadaki bir sınavdan geçti sevgili seyirciler. Sayın Başkan Düzce Spor'un rengini de biliyor, tarihini de biliyor. Yanına da Sündük Spor'u da ekleyerek bu konuda perçinlemiş oldu. Şimdi Sayın Başkan, yine de Memleket Partisi'nin yeni bir parti olduğunu görüyoruz ve yeşermeye çalışıyor. Öncelikle Memleket Partisi'nin ile bir mavi kelimesinin bir evet, ilişiği var. Bu ilişik nedir? Mavi nedir? En azından bizi izleyen arkadaşlarımız da, izleyiciler de bu konuda da bir bilgi sahibi olsun isterim. Mavi bizim sloganımız. Neden mavi? Memleket, adalet, vicdan, işsize iş. Öncelik bu. Açılımı bu. Ama mavi nedir? Mavi gökyüzüdür. Gökyüzü umuttur. Mavi denizdir. Deniz nedir? Deniz derinliktir. Yani mavi, bizim logomuz mavi. Biz gömleğimiz mavi. Yani bizim maviye olan tutkumuz buradan geliyor. Denizden umudu, göğe umudu kadar. Çağrıştıran. Umuttur yani. Biz umudun partisi. Bakın 4 Eylül 2020'de bu hareketin, Memleket Hareketi ilk oluşumu Sivas Kongresi ile başladı. Sivas Kongresi ile bu oluşum kendinden oluşmadı. Muharrem İnce evinde otururken hadi ben bir parti kurayım, hadi ben bir oluşumu oluşturayım, böyle bir şey yapayım diye çıkmadı ki. Halkın isteğiyle doğmuş bir partidir. Halkın isteğiyle doğmuş bir harekettir. Yani sadece CHP kökenlerin ayrılıp yaptığı bir oluşum da değildir Memleket Partisi. Baktığınız zaman her kesime hitap eden, her coğrafyadan, her ideolojik düşünceden kitle sağlayan bir partidir. Evet. Buradaki mavi ile ilgili de söyleminizi de ben de çok hoşuma da gitti. Mavi gökyüzü. Evet, mavi gökyüzüdür, mavi, deniz, mavi denizdir. Mavi umut. Şimdi Sayın Başkan, genel başkanımız, tabii az önce de gençleri örnek verirken alışılagelmiş bir siyasetin dışına bir çıkan bir yapıdan bahsediyorsun. Evet. Çünkü bu bir babadan oğula geçen bir parti değil, zaman zaman oğuldan babaya geçen bir siyasi yapı. Bu Türk siyasetinin geleneklerine çomak sokan bir yapı. Aynı zamanda az önce konuşmalarımızın içerisinde de siyasetin işte yaş ve bir takım kapital sermaye ile bütünleşen bir geleneksel bir yapı olduğunu da konuştuk. Şimdi zaman zaman
ana akım medyada da Memleket Partisi veya yeni yeşermeye çalışan siyasi yapılar için şöyle bir şey ifade ediliyor. Ya kardeşim sizin paranız yok. Evet. Sizin insan kaynağınız yok. Sizin fiziki şartlarınız yok. Sizin binanız yok. Yani bunun karşılığında da benim de her zaman her yerde ifade ettiğim bir tarafta da para problemi olmayan, insan kaynağı problemi olmayan, fiziki emtiaların problemi olmayan dev siyasi yapılar var. Evet. Bunun karşısında da tecrübesinin yanında hiçbir şey olmayan ama sizin genel başkanı da o noktada da size bırakayım o noktada da bir takım söylemleri var. Varoluş hikayesini ve iktidara giden hikayesini anlatırken. Buyurun bu buradaki geleneksel yapıyı, parasal, tecrübesel, insan kaynağı nasıl ifade ediyor genel başkan ve siz bu konuda nasıl görüyorsunuz? Ben kendi fikirlerimi söyleyeyim burada. Şimdi kendimiz baktığımız zaman biz de burada il binamızı kendi imkanlarımızla kuruyoruz. Genel Başkanımızın da katıldığı programlarda söylediği gibi biz oranın masasını, sandalyesini kendi cebimizden alıyoruz. Kirasını kendi cebimizden ödüyoruz. Tabelasını kendi cebimizden takıyoruz. Bakın bu öyle bir şey ki bu ruh kuvayi milliye ruh. Bunu, bir otobüs. Tabii bir telefon. Bir telefon. Evet. Böyle bir sloganınız var. Evet bir otobüs. Otobüs de 2006 model klima suyu sızdırıyor. Ben içine girdim. Yani Bolu'da ses... kanallara verilen ses kötü bir ses. Niye? Çünkü paramızca bu kadar yetiyor paramız. Bütçe bu. Biz bununla yeneceğiz. Çünkü artık siyaset bakın hep söylüyorum. Sayın Recep bir otobüs bir telefon. Telefon. Şimdi şey yok yani baktığınız zaman maddi imkansızlıklar evet maddiyat önemli. Siyaset de çok önemli. Niye çok önemli? Onun eksikliğini yaşıyor musunuz şu anda? Yaşamıyoruz. Nasıl yaşamıyoruz? Bunu tolere ediyoruz. Şöyle tolere ediyoruz bunu da uğraşıyoruz. Kendimiz. Bolu'ya giderken pankart yaptık. Genç kardeşlerimiz gelsinler İbnaz'ın tabanını görsünler. Tabanda boya izleri var. Boya yaptık. Pankartların, çarşafların, evden al getirdiğimiz çarşafların üzerine boyayarak götürdük biz oraya pankartları. 3 tane mi yaptıralım, 5 tane mi yaptıralım diye rozetlerimizi tartışıyoruz. Maddi imkansızlıkları var. Ama bu size bir enerji kaybına yol açmıyor. Aksine tam teşvik ediyor. Çünkü o zaman görüyorsunuz insanların adanmışlığını, aidiyetini. Dedim ya, bu ruh kuvayi milliye ruhudur. Evindeki bulgurun yarısını cepheye gönderen Nene Hatun'un, Ayşe teyzenin ruhudur. Bir tane pantolonun yarısını, yani iki tane pantolonun bir tanesini cepheye gönderen Murat Bey'in ruhudur. Bu ruh böyle bir ruhtur. Ve bu insanı asla ve asla demoralize etmez. Motive eder, mutlu eder. Yani deminden beri söylediğim şey o işte. Holding binasında oturanlara karşı halkın içinden gelenlerin savaşıdır bu savaş. Eğer ittifaklar varsa iki kutuplu seçime gireceksek, bizi zorladıkları seçime iki kutuplu gireceksek, o zaman şuna bakalım, holdingler mi yoksa halkın içinden gelenler mi? Bunu değerlendirelim. Evet yani ana akım medya, ana akım istatistikler analiz ettiğimizde bugün hakikaten Memleket Partisi'nin oy oranları, ben de şaşkınlık içerisindeyim. Bir kere baraj sorunu olmadığını, baraj sorunumuz yok. Onlarla ifade edildiğini, böyle bir sonuç çıkarsa, ki ben şahsım olarak şaşıracağımı ifade etmek isterim. Evet. Türk siyasetinin de geleceğini alt üst edecek, yörüngesini değiştirecek, işte bir takım başları sonları değiştirecek bir çıktı çıkacak 15 evet. Mayıs'ta. Birinci soru şu, buradaki X ana akım medyada bu kadar tabii %10'lar falan söylemiyorlar ama başka bir ana akım medyada %10, %12 gibi bir evet. Özellikle barajın kesin geçtiğine dair bir takım her akşam bundan yana hiçbir kaygımız yok. İzliyoruz. Memleket Partisi tüm Türkiye'deki teşbihi hata olmaz ama bir genç parti dönemi yaşandı bu ülkede. Evet. %7 oy aldı akşamdan sabaha. O dönem %34'le Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olmasını sağladı. Ondan sonra parti genel başkanının da başına gelen birçok olaylardan sebep yok hükmünde. Evet teknik olarak varlığını sürdürse de evet. İddia olarak şu anda herhangi bir şey yok ama bugün Memleket Partisi'nin olası baraj geçmesi sonucunda pozisyon ne olacak? Yani nasıl bir hedef çiziyor? Türk siyasetine nasıl bir dokunuş sağlayacak? Hakikaten enkazda kalacak mı? Çünkü %7 oy alırsa bugün iddia edildiği gibi ise de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oy alırsa böyle bir kaosun içinde mi olacak? Bir umut mu olacak? Buradaki konuşmalar nasıl yine merkezde siyasi çevirmişler? Biz şöyle söyleyeyim Murat Bey. Bizim baraj problemimiz yok.
Bunu her yerde söyleyebiliriz gönül rahatlığına. Herkese de burada iddia da gelebilir. Bizim bir baraj problemimiz olmayacak. Çünkü şu anda bakın Düzce üzerinden bakalım yine. 291.520 tane seçmenimiz var Düzce'de. Net sayı, YSK'dan alınmış sayı. 291.520. Bu sene ilk defa kullanacakların sayısı 18.856. Oranlayalım. Biz hani gençlere hitap ediyoruz ya, alın gençlerden gidelim oranlayalım. Türkiye geneline oranlayalım. Baraj varımız zaten ortadan kalkmış oluyor. Oranı yaptığınız zaman artık. Doğru, biz de bir artık bunların hepsinden yapılıyor. Bizim bir baraj problemimiz yok. Bu işte 14 Haziran sonrası bu bir umudun temeli mi yoksa bir enkazın parçası mı olacak? Şimdi onu da söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Velev ki yani en kötü senaryoyu düşünelim. Evet. Velev ki baraja geçemedi Memleket Partisi. Yine Türkiye siyasetinde bir devrim yaptı Memleket Partisi. Gençlerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi Memleket Partisi. Parasız siyasetle yapılabildiğini gösterdi Memleket Partisi. Şimdi Genç Parti örneğini verdiniz ama Genç Parti örneğinde şöyle bir sıkıntı var. Genç Parti döner dağıttı. Biz döneri teşkilatımızı alamıyoruz. Anladınız mı? Yani aradaki fark... Döneri teşkilatımızı alamıyoruz. Yani aradaki fark bu. Şimdi evet. Genç Parti meydanlara döner dağıtırken, işte diğer o cipsleri dağıtırken, bedava hat dağıtırken, telefon dağıtırken, bir anda düştükten sonra insanların oradan yok olması çok kolaydı. Onun için altı boşaldı. Çünkü zemin sağlam değildi. Bizim köklerimiz sağlam, bizim zeminimiz sağlam. Oy oranıyla bir benzetme yapmak istedim. Yoksa yani, oy oranı kapitalist bir evet. Bir iş adamının evet, başında olması finans ettiği bir şey. Kendisi de Muharrem İnce'nin de her zaman ifade ettiği ben bir kimya öğretmeni olduğunu, fizik öğretmeni olduğunu, onun için bilimi her fırsatta evet. Kullanan ama diğer yapı bambaşka bir yapıydı. O açıdan oy oranının yani, ülke geleceğini biz değiştirebileceği açısından bunu yani söylüyorum. Ben de şunun için söylüyorum. Barajın altında kalsak dahi böyle bir sonuç var. Biz sarsmış durumdayız. Sarsmaya devam edeceğiz. Tam o noktadaki umut mu kaos mu? Umut. Yine umut. Bizde hep umut var. Bizde hep umut devam edecek. Çünkü diyorum ya barajın altında kaldık. Cumhurbaşkanı oranında aynı şeyi söylüyor musunuz? Hayır. Cumhurbaşkanlığında biz Cumhurbaşkanlığında ikinci tura %30 ikinci turda da %60. Memleket Partisi Düzey Başkanı %30 %30 Memleket Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayına oy alacağını iddia ediyor. %30 %60 biz Memleket Partisi olarak bunu söylüyoruz. Yani çok iddialısınız. Bakın bizim iddiamız nereden geliyor biliyor musunuz? Boş farazi atan iddialardan değil bizimki. Gittik Bolu'ya. Gittik Ankara'ya. Yarın öbür gün geleceğiz Düzce'ye. Bu arada gelecek mi Genel Başkan? Gelecek. Düzce'ye gelecek. Genel Başkanımız sokak siyasetçisi. Bunu hep söylüyor. Sokakta olmayı seven bir genel başkanından bahsediyoruz. Yani ki gençliğin de verdiği bir şey var. Yani daha diğerlerine göre yaşı çok daha genç. İşte 70 yaş üzeri siyasetçiler değil. Düz ayak yer aramıyor. Rampa çıkabiliyor. Biz her yere gidebiliyoruz onun için. Bizim genel başkanımızla çalışmak çok rahat. Her yere gidebiliyoruz. Her yere yürüyebiliyoruz. Yürüyemeyen siyasetçiler düşünsün. Artı 70 yaş üzeri siyasetçiler düşünsün bunu. Onlara çalışanlar düşünsün. Onlara oy verenler düşünsün. Bir yoku çıktıklarında nasıl çıkartacaklar? Şimdi bizim genel başkanımızda böyle bir şey yok. Biz Anıtkabir'i, genel başkanı ben yakalayamadım Anıtkabir'de. 5 dakika içerisinde gitti duasını etti. Onu da göstermediler. Gidip dua ellerini açıp duasını etti. Oradan çıktı. Anı defterine imzaladı. Ben o sırada daha duamı ediyordum içeride. Anı defterine imzaladığında ben arkasındaydım bir de. Arkasından biz girdik. Ellerini açıp duasını etti. Çıktı. Biz girip duamız bitene kadar anı defterini yazdı. Oradan çıktı. Çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki 81 ili deprem bölgesinden çok emin olmamakla beraber söylüyorum bunu gezecek. Hepsine gidecek. Düzce de gelecek. Evet. Ve bunu meydanlarda şimdi, göreceğiz. Şimdi biraz daha böyle yavaş yavaş programın da anlam kazansın arzusu içerisinde. İddia şu. Sayın Başkan, sokak siyasetçi olduğunu ifade ediyorsunuz. Evet. Yani sizin heyecanınız da zaten evet, biz de kamuoyunda izleyicilerini takdirine bırakıyorum. Ben zaten seni çok yakinen tanıyorum. Heyecanını da çok çok sağlıklı ve yerinde buluyorum. Onun için özellikle seni tebrik ederim. Ama çok sağ olun. Yaklaşık özellikle ittifaklar kurulduğu zaman, Millet İttifakı ortaya çıktığı zaman, Cumhur İttifakı'nın mevcut yapıyı korumaya çalıştığının, işte siyasal yapının iki tarafın sofrasının da genişlettiğini masaya yatırdığımızda Millet İttifakı tarafından yüksek sesle, yüksek sözle
aklına gelebilecek birçok medya, dijital taraflarla derler ki, ey Muharrem İnce sen ne yapıyorsun? Evet. Muharrem İnce sen mevcut yapıyı korumak için bir siyasi figürsün. Evet. Eğer sen Cumhurbaşkanlığı seçiminde %7, %6, %3, %1 oy alırsan, evet, iki partin %7, %10, %15 oy alırsa, bir mevcut yapıyı devam ettiren bir siyasi figür olarak tarihe geçeceksin. Çünkü biz Millet İttifakı olarak öyle bir plan yaptık ki, öyle bir sofra kurduk ki sofrayı da genişletmeye de çalışıyoruz. Siz biz bu kadar uğraşırken neden fedakarlık yapmıyorsunuz? Millet İttifakı'na destek vermiyorsunuz da %7 de alsanız, 17 de alsanız bu yapıya merhem olan bir siyasi bir oluşum içerisinde nedensiniz diye bir, siz henüz sahaya çıktınız mı çıkmadınız mı anlatıyorsunuz. Kamuoyundan tabandan böyle bir çığlık gelirse, işte az önce de zaman zaman da anlatmaya çalışırken programda dedim, umut mu enkaz mı? Çünkü bu söylediğiniz şey bir tarafın enkazı bir tarafın umudu da olabilir. Evet. Kamuoyunda böyle bir beklenti içerisindeyken duruşunuz, söylemeniz nedir? Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Bu okuma doğru bir okuma mıdır? Ana akım medyada da bu böyle, şimdi, yerelde de böyle. Bir genç siyasetçi olarak bu okumayı siz nasıl anlayacaksınız? Şimdi ben genç siyasetçiden ziyade bir mühendis olarak şimdi cevap vermek istiyorum. Matematik bilmek çok kolay. Değil mi? Matematik, evet herkesin zorlandığı, Türkiye'de genelde zorlandığı, çünkü yanlış öğretildiği için zorlandığı bir ders olmakla beraber temel matematik kolay. Bunu örneklerle genel başkanımız defalarca açıklamış. Hala inatla buna direnenler var. 14 Mayıs seçim, 14 Haziran demişim. Evet. Kusura bakmasın izleyiciler. Evet. Şimdi ben de hiç dikkat etmedim. Evet, şimdi bakıyoruz. İki kutuplu bir seçimden bahsediyoruz. İktidar ve muhalefet var değil mi? Bu genelde size böyledir. İktidar ve muhalefettir. Muhalefetteki partilerin hangilerinin olduğunu bir önemi var mı? Yok. Biz hangi kanattayız? Muhalif kanattayız. İktidar yıkılsın istiyoruz. Bu iktidar gitsin istiyoruz. Kanalımız belli. İki kutuplu seçim. Biz muhalif kanattayız. Ya bu tarafta ne kadar çok insan olursa o kadar iyi. Çünkü buradakinin şimdi eşi, dostu, akrabası da buradan buraya oy kaydırıyor. Yani sonuçta biz böldüğümüz yer burası. Yok, şöyle düzeltme yapayım. Eğer %51 ile İktidar Partisi gelir, geçmiş olsun zaten. Bizlik bir şey yok ki o zaman. Ya da bir %51 alıyorsa İktidar Partisi, biz destek de versek %51, Millet İttifakı'nın içinde olsa %51, geçmiş olsun. Bir şey yapamıyoruz ki. Değişebilen bir şey var mı Murat Bey? %51 aldıysa İktidar Partisi, biz değiştirebiliyor muyuz? Girdik diyelim bugün Millet İttifakı'na. İttifak Partisi 151 aldı. Değiştiremiyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Ama biz burada farklı bir kanal açarsak buradan oy alabiliyoruz. Buradaki MHP tabanından oy alabiliyoruz. Buradaki AKP tabanından oy alabiliyoruz. Biz burayı bölüyoruz. Böldüğümüz yer var, evet. Meclis çoğunluğu %50 geçtiğin zaman, evet, meclis çoğunluğu CHP'de kalmayacak ister istemez. Sen CHP'de kalmayacak meclis çoğunluğu. CHP adaylarını bana sayar mısınız? Salda Engin CHP adayı mıdır? CHP adayıdır. Yani CHP adayıdır. Millet İttifakı'nın yeni yani CHP'nin adayıdır. Yani Millet İttifakı'nın yeni CHP'nin adayıdır. Memleket Partisi'nin böyle bir meselesi yok diyorsun. Bizim böyle bir kaygımız ve böyle bir şeyimiz yok. Biz çünkü yani 81 ilde vekil çıkmış, aday çıkardın. Tabii 81 ilde adayımız çıktı. Hakkari'den, Edirne'den, evet, hepsinin adayı çıktı. Hatay'dan, Sinop'a. Evet. Bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Çıkartamayanlar düşünsünler Murat Bey. Yani bunları bu sorularda keşke şurada diğer partilerden birkaç kişi olsa veya yorum atsınlar da. Adayları kim? Ben bunu merak ediyorum mesela. Evet. Yani düzce adaylarını merak ediyorum. Diğer partilerin, bir sürü parti var burada. Hepimiz uğraşıyoruz. Hepsi benim kadar uğraşıyordur. Emeklilerine de Allah razı olsun, dertleri memlekettir çünkü. Biliyorum. Bundan yana bir kuşkum yok. Ama adayları kim? Kime oy verecekler? Birbirleri için eleştiren, o kadar eleştirdikleri şeylere oy mu verecekler? Bakın, bir yerde bugün bir söz okumuştum. Siz güce benzemeye çalışırsanız haksızlığa ulaşmış olursunuz. Yani güce dediğim iktidara benzemeye çalışıyorsanız sizin muhalefetliğiniz bitmiştir. Şu anda muhalefet iktidara benzemeye çalışmaktadır. Çünkü bir tarafta ülkeyi diktatör gibi yöneten varken bir tarafta da parti diktatörü gibi yöneten vardır. Aynı konjonktürde olan iki şeyi de bizi de iki tane seçeneğin arasına, iki diktatörün arasına sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu oyun bozulacak. Bu oyun öyle de böyle bozulacak. Ha bu seçimde, ha bir dakika seçimde, ama bu bozulacak. Evet. Siyaset değişecek Murat Memleket Bey. Memleket Partisi Düzce Başkanı çok heyecanlı, çok iddialı.
takdiri şahan önümüzdeki bir ay içerisinde Düzce'nin büyük bir kısmını tanıyacak, ekibini tanıyacak, adaylarını tanıyacak. Bu süreçte tabii yayınımız oldukça da yoğun bir ilgi var. Birkaç yorumlarımız var. Onların isimlerini birlikte okumak isterim. Belki Güneşer memleket kazanacak demiş. Muhammed Buğra Yılmaz iyi yayınlar demiş. Cali Hakan Direk, Aslan Başkan ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan demiş. Her şey memleketimiz için. Pınar Poyraz. Adayımız. Bahri Can Soylu yine. Yine adayımız. Vekil adayımız iyi yayınlar diler. Eren Bayraktar iyi yayınlar diliyor. Düzce'de memleket kazanacak Mehmet Emin Kutboğa diyor. Arda Keçi iyi yayınlar. Yine Bahri Can Soylu bu memlekete biz de varız diye kendisi iddialı bir söylemi var. Eren Bayraktar daima Atatürk'ün yolundan. Onur Acar oylar İnce'ye. Resul Çil, Neslihan Akbal Tüysüz Hanım, YCHP adayı, İYİ Parti adayı değil, İYİ Parti 9 ilde aday göstermedi. 9 il içinde Düzce'de var ama tabii yani onu şöyle de düzeltmekte yarar var. Düzce'de Millet İttifakı tek bir liste hazırladı. DEVA, Gelecek, Saadet hiçbir aday çıkartmadı. Tarih, Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi birinci sırada, Aslan Akbal Tüysüz ikinci sırada, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir hanımefendi üçüncü sırada adayını gösterdi. Yine Resul Çil Muharrem İnce, canım Cumhurbaşkanım diyor. Evet Sayın Başkan, önümüzdeki günlerde ekibinizle birlikte tekrar televizyonumuzda ağırlamak isteriz. Tabii. Hem Düzce için, Düzce özelinde, teşkilat genelinde, genel merkezin çalışmalarında öyle bir hem toparlayıcı, bizim eksik olarak sorduğumuz bir şey varsa söylemek istediğin Düzceli seçmene, Düzceli yurttaşlara, Düzceli kardeşlerimize vermek istediğin mesaj varsa top sizle biraz daha sohbet havasında devam ettirelim. Sonradan da programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Murat Bey, güzel bir yayın oldu. Ben çok keyif aldım. Burada noktada çok mutlu oluyorum zaten. Ben sık sık da ziyaret ediyorum burayı. Burası senin olduğunu. Evet, burası bizim evimiz. İzleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Yani Memleket Partisi'ne gönül veren çok insan var Düzce'de. Bunu biliyorum. Ama bu gönül veren arkadaşlarımızdan gelip iyi binamızda bize selam vermelerini, bize dokunmalarını, bize destek olmalarını söylüyoruz. Bu desteği yanlış anlamasınlar. Bu kadar paradan bahsettik ki sonra yanlış anlaşılmasın. Bize gelip destek olmalarını istiyoruz. Biz her şeyi kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yeri temizlenecek biz kendimiz temizliyoruz. Bayrak asacak biz kendimiz asıyoruz. Her şeyi imece usulü yaparsak burada daha başarılı, daha verimli olacağız. Sadece Düzce üzerinde değil bu. Tüm Türkiye'de. Yani hani hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır ve satık bütün vatandır. Yani bütün vatan da bu böyle. Bütün il başkanlarımızla biz görüşüyoruz. Genel merkezle sürekli görüşüyoruz. Hepsi aynı şekilde çalışıyorlar. Aynı şekilde uğraşıyorlar. Bizim en büyük avantajımız genel başkanımız. Yani bizim için işte oy bölücü diyorlar, AK Parti'nin adamı diyorlar. Bunu neden diyorlar? Çünkü baktılar ki gidiyor iş. Oyun bozuluyor. Oyun bozulmasın diye bunu yapıyorlar. Bu ama öyle ya da böyle bu oyun bozulacak. Biz iddiamız dedim ya demin de. Bizim iddiamız böyle boş beleş bir iddia değil. Bizimki gözle görülür bir iddia. Ele tutulur bir iddia. Baktığınız zaman, meydanların doluluğuna baktığınız zaman, anketlere baktığınız zaman siz de gazetenizde bir anket yaptınız. Sonuçları siz de görüyorsunuz. Biz bu anketleri alıp da size dedik ya, ekmek alacak paramız yokken size gelip de bir hadi bunu da yap. Böyle bir şey olabilir mi? Biz onu zaten kabul etmiyoruz. Siz kabul etmiyorsunuz. Yani siz zaten kabul etmiyorsunuz. Kabul edenler de var, yaptıranlar var. Ona rağmen anketlerde biz çıkıyoruz. Bizim adımız çıkıyor. Ben iki tane anket satın aldım. Bir tanesi iktidar tarafından, bir tanesi muhalefet tarafından. İkisinde de çıkan sonuçlar %7, %8'lerde muhalefet tarafında, %12'lerde iktidar tarafındayız. Bize Memleket Partisi ile gelen bir ankette %5 Düzce'de bir yani, sorun çıktı. Şimdi Düzce üzerinde de konuşmak gerekirse, buradaki sorunlar belli. Dediğimiz gibi sorunları çözecek insanlar lazım. Bakın, doğru siyaset yapmak çok önemli. Dik durabilmek çok önemli. Bize o karşı söylediler, yok yarın birleşti, ha birleşti, ha birleşecek, hadi birleşiyor.
Birleşmiyoruz. Bunu çok rahatlıkla göğsümü gere gere söylüyorum. Birleşmiyoruz. Bizim birleşimimiz demin de söyledim. Bu millettedir, bu halktadır. Bizim birleşmemiz doğru insanlarladır. Bizim birleşmemiz Atatürk ilke ve inkılaplarına inananlardır. Yani biz bu pastadan pay almak için bir koltuğa, üç koltuğa, beş koltuğa, 20 sandalyeye ülkesini, kendi doğrularını değiştirecek insanlardan değiliz. Onun için bizim partimizin siyasi duruşu önemli. Onun için bu duruş değerli. Yani görüyoruz, gözle görüyoruz. Hani hiçbir partiyi eleştirmek istemiyorum ama baktığınız zaman bir tarafta Kıbrıs mücahidi varken diğer tarafta Kıbrıs'ı gelir gelmez referanduma sokanların yanına geçtiler birileri. Kendi evlatları yanlarına geçtiler. Burada artık karar halkın. Burada biz bir şey yapamıyoruz ama halkımız da bir bakacak, gözünü açacak, değerlendirecek. Ki en doğru kararı bu halk verecek zaten. Yani. Evet. Şimdi tabii Düzce özelinde turizmiyle, doğasıyla, tarihiyle, aklımda özellikle son bahara adım adım giderken ya da baharda ilerlerken rafting sezonumuz açıldı. Cuma ayında Türkiye'nin en önemli parkuru Düzce'mizde. Akçok hocamız yaza hazırlanıyor. Evet. Yaylalarımızı hep birlikte özledik. Sanayimiz hakeza, bölgenin 2-3 tane büyük sanayisi. A'dan Z'ye cennet olan bir şehri bir saat bir programı sığdırmak elbette mümkün değil. Çiçeği burnunda bir başkan, çiçeği burnunda bir ekibi ve heyecan dolu bir tecrübesiyle birleşen yapısı var. Ben programda kendisini izlerken olmak çok zor bir noktadır. Olmasının da yaş olarak da tecrübe olarak da ben şahsım olarak da çok geç olmasını isterim. Çünkü ama olmaya doğru giden emin adımlarla, dik duruşuyla, birleştirici söylemleriyle de bir yapısı var. Kendisini takdir ediyorum ve başarılar da diliyorum. Yakın çevresine baktığım zaman hakikaten çok kıymetli, genç, tecrübeli, teşkilatta abileri de var. O açıdan yolu açık olsun diyorum. Çok sağ olun. Mesele memleket meselesi, mesele hepimizin meselesi. Mesele daha güzel bir memleket olması için çaba sarf ediyor. Hepimizin de arzusu o. 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin hayırlı, huzurlu, barış dolu, sandıktan çıkan her sonuca toplumun %100'ünün saygı duyacağı, sandık çıktığı zaman olası iktidar devam ederse sevgiyle, saygıyla, olası bir değişim olursa da değişen tarafında bu memleketi seven vatanseverlerin olduğunu, şahsım olarak böyle düşündüğümü kesinlikle ben de size aynı şekilde imza bu noktada farklılıkların zenginlik olduğunu ve Türkiye Cumhuriyetimizin hakikaten bu zenginliğin belki dünyada yaşayan en özel coğrafya ve en özel insanların bir arada yaşayan bir ülke olduğunu ve bunu da gururla dünyanın neresine gidersek gidelim bunun bir olağanüstü bir zengin olduğunu da ifade etmek kesinlikle istiyorum. Düzce'mize özeline geldiğimiz zaman hakikaten ben de bir etnik bir dil konuşan bir Laz insanı olarak 14-15 bazı kaynaklara göre 17 ayrı dilin konuşulduğu, evet, belki dünyada korunması gereken bir sosyodemografik yapısına sahip olan bir zenginlikle iç içe yaşadığımızı da dolayısıyla hem coğrafyasından hem insanından hem kültüründen hem aklımıza gelebilecek birçok noktada hakikaten zengin bir şehir olduğumuzu da ifade ederek inşallah Düzce özelinde de hayırlı bir sonuç çıkacağını umut ediyorum. Ben Cihat kardeşime tekrar Memleket Partisi adına şahsın siyasetteki yolculuğunla ilgili başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sözü de yine de genç kardeşim olarak hem az önce de söylemiştim ama vermek istediğim tüm mesajı 14 Mayıs'a kadar tekrar belki bir program daha yaparız. İnşallah. Ama diyelim yapmadık. Sözü size bırakarak tüm Düzce iyi akşamlar diliyorum. Başka bir programda, başka bir konukla daha güzel Düzce'yi konuşacağız. Evet, top sizde. Evet. Kapanma da size ait. Söylediğiniz her şeyin altına imza atarım o son kesimdeki. Çünkü artık siyaset birleşmeli.
Siyasette dil çok önemli. Biz en büyük derdim şu benim. Bakın ben artık ekonomi düzelir. Hukuk düzelir. İşte atıyorum tarım düzelir. Liyakatli birileri gelir düzeltir bunu. Ama bu dil düzelmiyor artık. Çünkü insana birbirlerine altını boşalttığımız değerlerimiz var bizim artık. Yani biz Türk Müslüman toplumuyuz. Nedir bizim için önemli olan? Hukuktur. Aman hukuktur tabii ki. Heyecanlandım. Bizim için önemli olan nedir? Bizim için önemli olan şudur. Onurdur, şahsiyettir, şereftir, haysiyettir. Biz artık bunların altını boşaltmaya başladık. Bunu nasıl bu yaptık? Tavandakiler birbirlerine hakaretler ederek, küfürler yağdırarak siyaset yaptıkları sürece tavandakiler de bu birleşimi engelliyoruz. Yani tavandakilerde de bunu düzeltemiyoruz. Onun için... Şu kamera... Kameraya mı konuşalım? Aynen. Bunu son mesajı tamam. Bu şekilde... Son mesajını şöyle verelim. Artık siyasette dil değişmeli. Yani birbirlerine hakaret eden siyasetin yerine daha olumlu, daha kucaklayıcı, daha birleştirici siyaset yapılmalı. Benim buradaki en büyük kaygım, en büyük derdim, tasam bu. Ekonomi de düzelir, tarım da düzelir, hukuk da düzelir. Ama şu dil düzelmediği sürece hiçbir şey olmaz. Demokrasi iyi olmadan turizm iyi olamaz. Demokrasi iyi olmadan hukuk iyi olamaz. Demokrasi iyi olmadan hayvancılık iyi olamaz. Demokrasi iyi olmadan sağlık iyi olamaz. Eğitim iyi olamaz. Onun için önce dil ve demokrasi düzelteceğiz. Biz de bunun için varız. Bunun için hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Ben de herkese bu zamana kadar beni dinlediniz. Burada programı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediniz. Bu çıktığımız yolda sizleri İri binamıza ve en önemlisi de 14 Mayıs'ta sandığa bekliyoruz. Erol Çiçek Evi sizi sevdiklerinizle buluşturmaya devam ediyor. Düzce ve Türkiye'nin her yerine bir telefonla özel gün ve geceleriniz için çiçek siparişleriniz en hızlı şekilde yerine ulaştırma imkanı. Erol Çiçek Evi'nde tüm ürünler %100 ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti garantisi vermektedir. Gelin arabası, sepet, buket, aranjman, çelenk, yapay ve saksı çiçek, bol çeşit uygun fiyatlarla Erol Çiçek Evi'nde. Adres Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Parkı, Camlıköy. Çağdaş hizmet, uygun fiyat, kalite ve güvence. Bir AVM'den beklediğiniz her şey. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektrikli ev aletlerinden mutfak eşyalarına, halıdan süccaciyeye ve fırçattan ev tekstiline, aydınlatma aksesuarlarına varıncaya kadar evinize ait her şey Şen Kardeşler'de. Evinizin tüm ihtiyaçlar için Şen Kardeşler'e gelin. Kaliteyi uygun fiyata gönül rahatlığıyla almanın keyfini çıkarın. Şen Kardeşler, geçmişten geleceğe 65 yıl.